Hanımlar beyler, Steam öldü. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Pandayla ölen kalana hoş geldiniz. Evet, artık oyun dünyası bizim için ölüm kalım dünyası. Çünkü Steam'deki o güzel oyunlar, o gemilere atlayıp uzak diyarlara gittiler. Biz de demirin tuncuna, oyunun dolarlı versiyonuna muhtaç kaldık. Hayat gerçek. Bugünün geleceği uzun zamandır belliydi. Son iki yıldır bunu anlatmaya çalıştım zaten. Artık ekonomi ekonomi yapacak bir şey yok. Biz de 50 liralık oyun alırız diyecektik. Alamayız. 50 liralık oyun alamayabilirsiniz. Ama 1 dolar 85 centlik oyun alabilirsiniz mesela. Evet. Yeni dünya düzeni, yeni oyun düzenine tekrar tekrar hoş geldiniz. Çok vaktinizi almayacağım. Şimdi Steam madem öldü bitti ki şöyle şuraya da şöyle efkarlı bir e, videomu bırakayım müziksiz. Bunu müziklisi Instagram'da ve YouTube Shorts'ta var. Orada efkar yaparsınız ama Steam'in son durumunu buradan net anlayabileceksiniz. Tabii ki indirimler olacak ama artık eski dostumuz Epic hoş gelmiş. Kardeşimiz Game Pass hep buralardaymış. PSN Plus bize oradan göz kırparmış. Yani ahlar vahlar karaları bağlamak yerine bu şartlar altında biz nasıl oynarız? Gelin kısaca ben sizi bir onu anlatayım, ona odaklanalım. Öncelikle baştan belirteyim bu bir indirim videosu değil zaten fazla vaktinizde almayacağım arkadaşlar. Hani indirim içeriklerini ben yaptım şu anda birçok youtuber arkadaşlar özel indirim videoları yapıyorlar. O tamam ben size balık vermeyeyim balık tutmayı öğreteyim. Direkt kafamız rahat etsin çünkü o indirim geldi geçti bu indirim geldi geçti ama değişmeyen şey tabii ki ekonomik şartlar durumlar ve sizin satın alım gücünüz. Şimdi en basit, en bilindik yerden başlayalım. Steam. En çok satanları açıyorum. Zaten artık dolarla bunu TL'ye çeviren eklentiler falan var ama gene göreceğiniz şeyler tatsız. Bir de şöyle bir gerçek var. Ee, biz tabii ki hani oyunlar işte TL olarak görüyorduk, ediyorduk. Kafamızda da 60 dolar gibi koduyorduk ama oyunlar uzun zamandır 70 dolar. Triple oyunlar. Örneğin Diablo. 70 dolardan 40 dolara inmiş işte. Çarp 3'te 1200 lira. Ya da işte Witcher 900 liraydı. 900 liradan 8 dolara inmiş. Nedir? 200 40 lira. Yani böyle böyle zaten e, fiyatların indirimde bile ne kadar tatsız olduğunu fark ediyorsunuzdur. Ha arada Battlefield gibi Euro Truck Simulator gibi gene hesaplı şeyler var. Bunları alın yakalayın. Steam'e baktınız cebinize kafanızdaki bütçeye satın alın gücüne göre aldınız ettiniz hayatını, hayatınıza devam ettiniz. Dönüyorum Epic'e eski dostum Epic en sevdiğim kankam Epic gelmiş. Şimdi bu arada profil farkına bakın. Steam'de en çok satanlar oyunlara bakın genel anlamda. Bir de Epic'te en çok satanları tabii ki oyun şeyi fark ediyor direkt böyle. Hani daha bir triple daha bir yeni nesil oyunlar. Çünkü fiyatlar da ona göre değişiyor. Mesela Cyberpunk burada 400 lira bunun bundle'ı var. Aray arayıp bulacaksınız. Alan Wake benim için yılın oyunu. Videosu daha kanalda taptaze ve mükemmel bir video izlersiniz. Gösteremiyorum benim çünkü çeyimde var. Kütüphanemde var. 900 lira indirim bir de ekstra indirim alıyorsunuz bunlardan. Yani her siparişte işte Assassin's Creed Mirage 850 lira. Witcher 100 lira burada. Bak Steam'de indirimli hali 240 lira 900'den iniyor. Burada 400'den 100'e iniyor haliyle. Birçok indirimler vesaireler var. Robocop'ta bende var. Valhalla bunların paketleri var vesaire vesaire. Daha da önemlisi Steam'de bir oyunu aldığınızda mesela sepete ben bir şey atmışım. Ne atmışım? Heh. God of War. God of hatta galiba şey örneğini de getirdim ben size. Burada fiyatlar aşağı yukarı aynı. 30 dolar %40 indirimde 900 lira. Epic'e geliyorsun. Epic'de de ne kadar? 900 lira. Ama işte Epic'de sana %33 indirim sağlıyor. Hemen üzerinde görüyorsunuz. Uygun ürünlerde yani hepsinde neredeyse aldığınızda %33'ünü iade ediyor Tak oyun 600 liraya düşüyor. Bir de buradan ekstra şey alıyorsun. Ee, sana ekstra bir bakiye de veriyor. Epic ödülü adı altında. Onlarla da ekstra oyunlar alıyorsun. Ha, hani ne kadar oyun alırsan %33'ünü geri al. 3'te 1'ini geri al. Üzerine bir de puan kazan. Epic'in de avantajı bu. Bebek gibi. Haliyle Steam'le yan yana koyunca şu anda bizim için en güzel alternatif. Ha Epic'in launcher'ı şöyleymiş. Achievement'ları yokmuş ki geldi ben Alan Wake'de almaya başladım. Hani Achievement takıntılılar için. Şudur budur. Baba oyun oynatıyor mu? sen Alan Wake'i 600 liraya, Alan Wake 2'yi 600 liraya ya da Cyberpunk işte indirimiyle beraber 200 liraya alıp oynayabiliyor musun? Oynayabiliyorsun. Oyna. Diğer bir alternatifimiz tabii ki sadık dostlarımızdan Game Pass. Hem PC versiyonu var hem Xbox versiyonu Ultimate alırsanız ikisi de birden var. Şimdi PC tarafına odaklanım. O da en son zamla beraber ayda 160 liraya geldi. Hani başta bir göz korkutabilir ama hemen şöyle Game Pass'in kütüphanesini açtığında yıllıkta da çok daha hesaplaya getirebilirsiniz. Bazen kampanyalar oluyor. İşte ilk defa abone oluyorsunuz aylık 10 liraya kadar düşebiliyor. Ama işte Forza'sı, Starfield'ı kendi oynadığım oyunlardan örnek veriyorum. Football Manager'ı, Battlefield'ı, Age of Empires'ı, It Takes Two'su, Atomic Heart'ı, Flight Simulator'ı vesaire vesaire. Bannerlord tabii ki, Lies P. Bunların hepsi halihazırda hazırda Game Pass'te var. Diyelim ki almak istemiyorsun ama... İşte Bannerlord'u, Lies of P'yi, Starfield'ı ve Battlefield'ı merak ediyorsun. Veriyorsun abi ayda 160 lira. Bir ay boyunca çatır çatır Starfield'ı da bitirsin, Lies of P'yi de, Bannerlord'u da, Battlefield'a da en az bir 100-150 saat gömer, rahat eder, kenara çekilirsin. Çok hoşuna gidiyorsa da yıllık abonelik kalır, yoluna bakarsın. Mis, sen şu hayatın cilvesine bak. Yıllarca o kadar anlattık, linç yedik, olaylar olaylar yaşandı ama kim derdi ki PlayStation Store fiyatları Steam'den çok daha hesaplı hale gelsin. Hayat işte sürprizlerle dolu. Geliyoruz tabii ki PlayStation tarafına. Konsolunuz varsa zaten PSN Plus'larınızı vesairelerinizi aldınız. indirimleri takip ediyorsunuz. Ama hani ben bu PC tarafında yapamıyorum ulan. Bir PlayStation alayım kafam rahat etsin diyorsanız. Orada tabii ki işte hala hazırda şu anda Black Friday indirimleri var ve girdiğiniz zaman şaşırtıcı fiyatlar göreceksiniz. Sony'nin kendi oyunları, first party oyunları zaten çok çok ucuz. Ama işte Assassin's Creed Mirage 700 lira. Dönüyorum aşağı. Hogwarts Legacy PC'de kaç lira? Şu anda 1000 küsür lira Steam'de biliyorsunuz. İndirimli hali bir de. E burada 550 lira. Witcher'a dönüyorsun 76 lira. Vesaire vesaire. Devam ettikçe tabii ki daha da böyle indirimler. God of War'a bak Allah aşkına. God of War Ragnarok 500 lira. Hem de PS5 versiyonları şey versiyonları yani. Dördünüz varsa aynı şekilde kullanabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition 190 lira. Yani absürt fiyatlar göreceksiniz. Mesela Lies P'yi eğer PC'niz varsa Game Pass'te oynarsınız. PlayStation'ınız varsa burada oynarsınız. Yani her oyunu her platformda rahat rahat bulabilirsiniz. Önemli olan elinizde neyiniz var? PC'de mi oynamak istiyorsun? O zaman alternatiflerin Steam, Epic, Game Pass. İşte Xbox'ta mı oynuyorsun? Direkt Game Pass'çısın. PlayStation'cı mısın? Direkt PSN Plus'ını alıyorsun. İşte mümkünse zaten yıllık ki onda da biliyorsunuz birçoğumuz gene birkaç yıllık aldık. Ondan sonra da indirimlerde PSN Plus'ta bulamadığın oyunları tık 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 yerleştiriyorsun. Olayımız bu. Bu kadar. Gözyaşlarımızı sildik, gerçekleri kabullendik, oyun oynamaya devam edeceğiz ve hala evet güzel fırsatlar bulabiliriz. Ben Denk geldikçe Twitter'dan, Instagram'dan, bu videolarda hatta her olan bitenin sonunda e, indirim fırsatlarını paylaşmaya çalışırım. Orhun'la oyun seven adamların sonunda gene bazı fırsatları, indirim fırsatlarını paylaşmaya çalışırım. Ama önemli olan şu, yüzüm çok parlıyor bu arada. Oh, biraz kararıyım. Ama önemli olan şu, siz de oynadığınız oyuna, platforma, satın alım gücünüze göre kendi planlarınızı kuracaksınız ve biz bu oyunları oynamaya devam edeceğiz. Gözyaşlarımızı sileceğiz. Oyunlardan keyif almaya, muhabbetlerini yapmaya devam edeceğiz. Balık tutmayı öğrendiniz. Hayırlı olsun, afiyet olsun, iyi oyunlar.